Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayberk Aydın. Geçmiş dönemlerde çektiğim yurt odası turunun bir ikinci videosunu çekiyorum. Bunun sebebi de altına gelen yorumlardan dolayı birçok insan işte yurdun diğer kısımlarını işte göremedik, başka ortak alanlar, çamaşırhane vesaire buraları da çeker misin diye yazmışlar. Ben de sadece odayla kısıtlı kalmasın istedim. Şimdi size yurdun diğer taraflarını da gezdireceğim. Şimdiden iyi seyirler. Önce bir dış avluya çıkacağız. Oradan yurda girip en aşağıdan başlayıp böyle en üstte bizim ortak alana doğru çıkıp videoyu bitiririz. Şimdi dışarıdan başlayalım. Evet, şöyle yurdun dışına doğru çıktık. Böyle Big Slice var hemen yurdumuzun tam böyle 20-25 metre yanında. Oradan başlayacağız videoya. Bir pizzacı, Big Slice dediğimde bu arada. Hem orayı göstereceğim çünkü orada da aslında güzel bir avantajımız var. Ring otobüslerinin kalktığı yer direkt pizzacının önü. O da bizim yurdumuzun hemen yanı oluyor yani. Şimdi isterseniz orayı göstereyim. Evet, buradan başlıyor. Şurada gördüğünüz yer ring otobüslerinin kalktığı yer, hatta bir tane de ring şu an orada duruyor. Sonrasında böyle Big Slice'in yanından yurt yoluna doğru gidiyoruz. Acayip rüzgar var bu arada şu an burada. Evet, benim bloğun önüne geldik. Burası 5. blok. Abla çamaşırhanenin altına alamıyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi çamaşırhaneye geldik. Burası Etigöle Türklerinin çamaşırhanesi. Burada ne kadar kullanırsınız bilemem ama askılıklar var. Yine insanlar kullanıyor çünkü bazılarınınki yetmiyor odalarındaki askılıklar. Sığamayabiliyorlar, buraya koyuyorlar. Ütü masası, ütü makinesi burada değil. Yukarıda az önce anahtarı istediğim görevli abladan ütüyü alıyoruz. Sonra burada ütümüzü yapabiliyoruz. 3 tane kurutma makinesi var. Bir tanesi hatta şu an bitmiş sanırım. 4 tane de çamaşır makinemiz var. Yani bu genel olarak yetiyor. Hani bazen çakışabiliyor tabii insanların kullandığı makineler ama genel olarak yetiyor yani. Çamaşır makineleri de böyle. Şimdi her makine bir de birbirinden farklı. Ben şunları, yani hadi bu yine bir kolay bir makine de, mesela şu makinedeki düğmeleri kullanırken ilk zamanlar biraz zorlanmıştım. Bazen sıcakta yıkadım, bazen soğukta yıkadım. Hani yine tabii benimkiler iyiydi. Bazı arkadaşlarım işte beyazlarla beraber renkleri falan yıkamış. Onlar bayağı kötü tecrübeleri vardı yani. Ama işte benim öyle şeylerim olmadı Allah'tan. Dediğim gibi makinelerin kullanımı aslında kolay. Çamaşır makinesi zaten. Zaten bilmiyorsanız bile buradaki ablalar size gösteriyor. O yüzden rahat olabilirsiniz o konuda. Ben bazen bir sıkıntı çıktığında falan onlara soruyorum. Burası da çamaşırhanede şöyle bir yere açılıyor. Niye yapmışlar bunu bilmiyorum. Neyse, çıkalım artık çamaşırhanede. Evet. Bu ortak alanlarımızdan bir tanesi. Ortak çalışma alanı. Buraya girmemin sebebi, şimdi üst taraflarda bazı birkaç tane çalışan arkadaşım vardı. Rahatsız etmek istemedim. Burası genel olarak boş oluyor. Normalde şuradan göletin gözükmesi lazım ama gözükmüyor. Direkt bir yeşilliğe bakıyor burası. Şöyle genişçe de bir göstereyim. Tabii bu çalışma alanının bir farkı var. Şurada gördüğünüz gibi biz mimarlık öğrencileri için koyulmuş bir teknik çizim masası var. Gayet güzel bence. Yani çok kullandım mı? Bir kere sadece bir arkadaşımla maket yaparken kullanmıştık. Onun dışında hiç kullanmadım. Ama çalışma alanı genel olarak bütün odalar böyle. Evet, geldik bizim ortak alana. Şimdi buradan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi büyük bir masa var. Genel olarak burada yemek yiyoruz yani. Gördüğünüz üzere şurada işte arkadaşlarımın, benim hiçbir eşyam yok ama arkadaşlarımın eşyaları falan var. İşte tavalar olsun, bardak, çanak. Hemen yanında böyle iki tane karşılıklı bir oturma masası var. Burada duruyor. Odaya sığmamış bu çamaşırlık. İki tane karşılıklı oturma alanı. Bunların yeri hep değişiyor. Farklı amaçlar için kullananlar var. Onun dışında böyle bir alan yani bu da. Hemen gelelim yanında mutfağa. Şimdi mutfakta neler var? Mutfakta bir tane böyle elektrikli bir ocak var. Yani kaliteli bir ocak aslında. Çok da iyi, bayağı iyi işimize görüyor yani. Üstünde bir tane aspiratör var. Onun dışında dolaplar gayet yeterli herkes için. Hani öyle sığamam gibi bir düşünceniz olmasın. 4 oda, her odada da 8 kişi burada kalıyoruz. Gayet de yetiyor. Hatta gördüğünüz gibi bazen işte bayağı boşluklar da var.
Tabi bayağı bulaşık birikmiş burada yani. O yüzden de olabilir boşluklar ama. Alt tarafında da var çekmeceler. İşte herkesin çeşitli eşyaları var burada. Mesela burası direkt boşmuş falan. Böyle bir mutfağımız var. Ben çok kullanmıyorum genelde mutfağı açıkçası. Ama tabi yurt yaşamında çok kullanan insanlar da yok değil. Şunda şu çekmecede. Gelelim hemen. Yanında buzdolabı. Buzdolabı açıkçası biraz küçük. 8 kişi için. Genelde ağzına kadar dolu oluyor ama şu anda bayram dönüşü olduğu için belki de o yüzden boş olabilir yani. Normalde açıkçası dolu bu buzdolabı bayağı. Buzluk da şöyle. Yani buzdolabı benim mesela çok az eşyam var buzdolabında. Çok az yiyeceğim var yani. Bırakmadım çok bir şey. Genel olarak zaten abur cubur falan aldığım için çok bir şey bırakmıyorum buzdolabında. Buzdolabını kullananlar da açıkçası yetmiyor biraz buzdolabı. Yani 8 kişi için birazcık küçük diyebiliriz. Hemen yanında gelelim tuvalet ve banyolara. Evet, tuvalet ve banyolarda kapıyı da kapatalım. Tuvalet banyo bu şekilde. 2 tane tuvalet var. Ve genel olarak gerçekten onu harbiden söyleyebilirim yani rahatlıkla. Gerçekten çok temizler. Banyolarda bu şekilde karşılıklı 2 tane banyomuz var burada. Bu ortak alanda kimse yokmuş şu anda. Buraya gelelim. Şöyle camdan gösterelim. Gerçekten yazın burası farklı bir güzelliğe gerçekten yani. Size İTÜ'nün yurtları hakkında böyle ufak bilgiseller verelim. İTÜ'de yurtlar büyük çoğunluğu yani hepsi mi bilmiyorum açıkçası ama mesela Gölet yurdu bir vakfa bağlı, vakıf tarafından işletiliyor. O yüzden özel bir işletme diyebiliriz aslında. İTÜ Portal adlı bir sistemimiz var. İTÜ'ye geldiğinizde zaten yani bu sistemlere çokça aşina olacaksınız. Birkaç tane sistem var böyle aktif olarak kullandığımız, işte Kepler var. Kepler'i aslında çok kullanmıyoruz şu anda ama Ninova var ve İTÜ Portal var. İTÜ Portal'da yurda yerleştiğinizde bir yurt sekmesi açılıyor size ve mali bilgiler kısmına her ay ödediğiniz yurt kirasını yatırıyorsunuz. Böylelikle yani kolayca sizin ödeyip ödemediğinizi kontrol ediyorlar. Eğer ödemeyi geciktirirseniz ya da dekontu en azından yüklemeyi geciktirirseniz işte buradaki ablalar size soruyor hani bir sıkıntı çıktı mı, yüklemeni istediler unutma falan filan diye hatırlatıyorlar zaten. Bazen benim de oluyor dekontu unuttuğum ama çok bir sıkıntı yaratmıyorlar tabii ki de. Onun dışında devamsızlık mevzusu var. Aslında ilk videoda bayağı bir anlatmıştım onu ama tekrar açıklayayım. Devamsızlık mevzusu asla bir sıkıntı olmuyor. Yani aslında şöyle diyeyim. Sıkıntı olmuyor dersem tabii bunu izleyen yetkili insanlar biraz rahatsız olabilir. Şöyle açıklarsam daha doğru ve daha gerçekçi olur. Tabii ki de izin belirtmeden bir yere gidemiyorsunuz. İzin almadan bir yerde başka bir yerde kalma süreniz ise 15 gün. Tabii ki de 15 günden sonra ihtar yiyorsunuz yani. Uyarı yiyorsunuz. Ama bunu yiyen hiç görmedim şu anda ben etrafımda. Açıkçası bir mazeret belirttiğiniz sürece buradaki insanlar size anlayış gösteriyor. Ve dediğim gibi geç saatte geldiğinizde de nerede olduğunuzu belirttiğiniz sürece devamsızlık yazılmıyor. Yani yok yazılmıyorsunuz burada. İlk videoda da belirttim. Benim yurda yerleşirken en çok kafamı kurcalayan konu buydu. Belki sizin de odur yani. O yüzden bunu da ekstra bir açıklamak istedim. Umarım gölet yurtlarına gelirsiniz diyeyim. Vadiye gitmezsiniz ve gölete gelirsiniz. Vadiye giden arkadaşlarım biraz mutsuzlar bu durumdan. Çünkü orası erkek yurdu direkt. Ama mutsuz olmaların sebebi bu değil tabii ki. Biraz KYK yurtlarına benziyor. Gölet yurtlarına nazaran çok daha eski bir yurt zaten vadi yurtları. Zaten orada da odada kalan kişi sayısı fazla. Biraz da o yüzden mutsuzlar yani herhalde. Seneye İTÜ'ye gelecek arkadaşlar bunu izliyorsa umarız gölete gelirler eğer yurt düşünüyorlarsa tabii. Fiyatları da uygun bu arada. Onları da söyleyeyim. Ben gölet yurdu 2 kişilik odaya 1135 lira veriyorum şu anda aylık. Tabii ki de seneye zam gelecek. Onu zaten Allah'ın emri. Ama yine o ekstra bir zam yani çok uçuk bir miktar geleceğini düşünmüyorum. Tek kişilik suit odalar da var. Onların da aylığı 1715 lira diye hatırlıyorum. Öyle olması lazım. Yani 1700 lira civarı bir şey. Bence yine İstanbul'daki kiralara göre gerçekten çok uygun ve aldığınız hizmetlerin de karşılığını veriyor. Bir mevzu daha var. Yemekhane mevzusu. Yemekhane mevzusu şöyle.
yurda bağlı bir yemekhane yok. Vadi yurtlarında var ama gölet yurtlarında yok. Yemek mevzusunu nasıl hallediyoruz? Dışarıdan söylüyoruz. Dışarıdan söylemesek de İTÜ yemekhanesi zaten yakınız. İsterseniz yürüyün, istemezseniz şurada az önce gösterdiğim ringe binin. Ringle direkt yemekhanenin önünde inersiniz. Ringlerde şöyle, ring hizmeti İTÜ'de tabii ki de ücretsiz. 20 dakikada bir kalkıyor. Akşam 7.30'dan sonra olması lazım. Ya da 7'den sonra sanırım yarım saatte 1'e düşüyor. Ama gerçekten ring hayatı çok kolaylaştırıyor yani burada. Ringlerin de yerini alacak bir tane proje varmış sanırım. Bir arkadaşım kulüpte İTÜ'ye bir hızlı tren inşa etmeyi düşünüyorlar bir kulüpte. Onu da bilgisini vereyim, belki ilgisini çekenler olur. Instagram'da kulübün adını aratırlarsa belki seneye falan destek olursunuz kulübe. Neyse, sonuç olarak ringle ulaşım gerçekten kolay. Evet gençler, gölet yurtlarının dış kısmı ve İçindeki bölümler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.